bir şey sorabilir miyim? In the jungle, welcome to the jungle. Nay 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 nay. Şan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 ay. Sor. Bölümümüze bir soruyla başlıyoruz. İyi bir marka logosunda abi, sence ön plana çıkması gereken şey nedir? Mesela tüketici gözünden neye dikkat edersin en çok sen? T harfine, K harfine. Ne markası? Hayır. Su markası mı, araba markası? Hangi sektörde? Durun ya, rol ya. Güzelce olun ya. Bence hikayesi olması lazım bir logonun ya. Böylesine bir şekil çizdim, logo oldu. Olması lazım. Ne iş yaptığını anımsatması. Mesela Starbucks'ın logosuna baktığın ne iş yaptığını anımsıyor musun? İyi bir logo mu sence Starbucks'ın logosu? İyi bir logo. Çürüttüm şu an. Evet. Yaratıcılık. Toyota'nın mesela. Hem T bütün harfleri. Toyota, Toyota, Toyota. Çıkarım senle her yola. Toyota. Biliyorsun ki markalar için en önemli artık görsel unsur logolar. Evet. Dünyanın en büyük markalarının da logoları zaman içerisinde evrilerek çok daha farklı hallere geldiler. Hı hı. Şimdi seninle dünyanın en meşhur, en bilindik firmaların logolarının nasıl değiştiğine bakacağız. Çok güzel bir film. Ve olumlu mu yoksa olumsuz mu evrilmiş onları konuşacağız tamam. Efendim. İlk önce Burger King'in logosu geçtiğimiz aylarda değişti. Uzun yıllardır kullanıyoruz. BK logo. Oldu değil mi? Bu oldu oğlum. Bu en güncel logosu ve hatta geçtiğimiz ay değişti abi Burger King'in logosu. Daha sadeleşmiş sanki. Bu şu anki Burger King. Evet şu an. Asla böyle değil bu arada. Sanki çok retro mavi değil mi? Mavi falan da o. Evet oydu. Vardı. Bence aynen. Güzel olmuş bu arada. Çok güzel olmuş lan. Ben bunu ilk logoları falan zannettim. Şöyle ilginç tarafı da o abi. Burger King'in yeni geçtiği bu logo aslında 90'lı yıllarda kullandığı logonun neredeyse birebir aynısı. Çok güzel. Ben böyle old school şeyleri çok seviyorum ya. Coca-Cola da dönüyor logolarını, retro logosuna döndüğü yıllar evet. Oluyor. Bence tatlı bir hareket ya. Birçoğumuzun aşina olduğu logosu da buydu. Evet buydu. Bence bu güzel bir logo değildi zaten. Ama bana hiç yabancı gelmedi ilk logo. Ve ilk logo hoşuma da gitti bu çünkü böyle çok janjanlı sanki evet. Hani parlak falan bir logoyken. Bir diğerine bakalım mı? Bu hakikaten biraz daha iyice yanımsatan bir şey olmuş yani. Yani daha işte açıcı görünüyor bu. 1999-2021 yılları arasında kullanılan bir logoymuş bu. Yani biz bildikleri yani bu şekilde diyebiliriz. Evet. Bu logodaki mavi daire dünyayı temsil ediyormuş ve dünyada nereye gidersen git Burger King bulabilirsin anlamı içeriyormuş. Evet. Her 100 tane BİM'in yanında birer tane A101'in olması evet. Gibi. Mesela. Cırtlak işte sarısı, mavisi işte kırmızısı çok cırtlak ya. Yemekten uzaklaştırıyor beni. Daha böyle natural olmayan bir şeye götürüyor beni. O yüzden bu getirdiği halde daha çok algısal olarak yemeğe yaklaşıyorum. Burger King'in yıllar içerisindeki logosunun değişimi bu şekilde. 53-54 bir an evvel değiştirdikleri yapmış o logoyu. Ay baştaki çok kötü. Oha. Çok kötü. Neden güneş? Evet yani. Hamburgeri güneşe mi doğmuş ne oldu? Çok kötü oğlum. İlk logo bayağı bu arada bir yani. Siyah beyaz falan hani yani paint'te yapılmış abi. İkincisi bence daha da kötü. Sadece yazı. Bir fontla yazı yazmışlar. Üçüncüsü ne yani. Abi? Aa ben şunu hiç görmemiştim. 57-69 arası. Hiç görmedim onu. Aa kötüymüş ama ya. O bayağı en kötüsü oymuş herhalde. 1969'da kendilerini bulmuşlar. Aynen baksana. Öncesi şey gibi böyle hani Google'a bedava logo yapımı yazmışlar da böyle random ilk üçe basmışlar gibi. İkincisi hani biz 99'larda falan webten oynanan şeyler vardı ya. Hmm. Onlara benziyor. Üçüncüsü bildiğin şey Jazz Jack Rabbit oyununu. Evet lan. Oğlum nereden geldi aklıma? Geliyor. Ya bir aynı zamanda üçüncüsü artık Marmaris Büfe'den etkilenmiş gibiler. Hani biraz ıslak hamburger olmuş o alttaki evet. Hamburger. Şunu koysalar evet, var ya. Şunu şu an koysalar çok güzel olur. Harika olurdu yani. O zaman çok mutlu olurdum ben. Evet. Evet. Çok ben, tatlı. Evet çok tatlı. Çok tatlı. Acayip değişik bir şey olurdu. Abi bak King Burger yiyor ve çok mutlu. Daha ne olsun yani. Abi o zaman şimdi Apple'a geçiyoruz. Bu Apple'ın günümüzdeki güncel logosu. Sanki ısırığı mı küçüldü? İnanılmaz başarılı. Yani bu kadar her yerde görüyorsak, artık bu kadar hayatımızın içindeyse başarısını asla tartışmayalım zaten. Apple çok iyi yaptı ya. O logosunu tamamıyla böyle bir kampanyaya çevirdi yani. Komple bütün dizaynlarını basitleştirdi ve bunu
bir konumlandırma altına sattı ya, hani her şeyi basitleştirin, dizayn da evet, basitlik ister vesaire diye. O yüzden çok tuttu bence. 1998'de gökkuşağı logosunu kapattıktan sonra Steve Jobs tek renkli bir elma resmi kullanmaya karar vermiş. Bunun nedeni çok renkli logonun yeni Mac bilgisayarlarının metal kasasıyla pek uyumlu olmamasıymış. Bugün logo arka plana bağlı olarak farklı renklerde kullanılan bir logoymuş. Standart bir rengi yok yani elmanın. Gri ve tonlarıdır, şey değildir. Tabii tabii. Renkli olmuyordur. Aynen öyle. Evet. Aynen. Gri, evet, beyaz, siyah. Evet. Mantıklı bir karar yani. Önceki hali de, evet, gökkuşağı şeklinde imiş. Mesela bir bilgisayar için fazla cafcaflı bir logo değil mi yani sen? Evet, sanki aldığın ürün bilgisayar değil de Game Boy'muş gibi yani. Evet. Kötü mü? Çok kötü. Şu yüzden kötü. Hiçbir yerde kullanamazsın bu logoyu koyar koyar. Çünkü her renk bir var. Bir de ne logosu? Bir tek beyazda kullanabilirsin. Diye de soramıyorsun yani. Telefon markası, bilgisayar üreten bir marka bu kadar renk kullanması. Niye elma peki acaba Dalia? Biliyor musun sen galiba? Biliyorum valla, yazılı var hatta. Söyle. Ya. Vallahi yazılı var, sen söyle. Ya dünyayı üç elmanın değiştiğine inanıyor. Bir tanesi Adem ve Havva'nın elması. Diğeri Newton'un hani yer çekimini bulması. Üçüncüsü de Apple'ın. Dizayn ve tasarım anlamı, teknoloji anlamında dünyaya bir çağ atlattırdığını düşündüğü için Apple koyuyor. Sende başka bir şey yazıyor galiba. Ben burada sadece bir tanesi yazıyor. Arkadaşlar, ikonik ısırılmış Apple logosu 1977'de Rob Janoff tarafından tasarlanmış. Ne kadar? Fikir şu şekilde. Ucuzadır ilk logosu. Zaten iki tane bunun fikri var. Birincisi, zaten birazdan da göreceksin, ilk logolarında yer alan Newton ve elma mevzusu. İkincisi de abi, bilgi elmasını ısıran Adem ile Havva'nın zamanına kadar gidiyormuş bu fikir. Hmm. İnsanların bilgiye olan susuzluğunu gösteriyormuş. Ve Apple ürünleri kullanmak insanların bu susuzluğunu, bilgi edinme susuzluğunu gidermesine yardımcı oluyormuş. Muazzam. Algıda varmış. En enteresan kısmı şu. Şimdi bu elmada mesela niye ısırık var? Türkçedeki ısırık, İngilizce'deki byte demek yani. Sembolik olarak dijital veri birimi olan byte ile benzerlik gösteriyormuş. Aa, o yüzden çok şekermiş. Isırık varmış. Aa, bunu hiç bilmiyordum. Apple'ın logosu yıllar içindeki değişimi bu şekilde. Oha oğlum, ilk şeyleri Rönesans tablo. Newton değil mi o? Gerçekten öyle, evet. Enteresan bir logo ama ha. Nasıl ya? Bu gerçek mi şu 76'daki? Sanat gibi değil mi? Öyle hani gerçekten çizim sanat evet, çizim gibi yani. Abi bu logoyu nereye koyuyorlar şu an? Değil mi? Çok acayip yani gerçekten. Hani... Koyamazsın. Kaç tane bunu üretebilirsin ki? O zaman hani böyle bir üretim şekli de yok. Ben en çok ilk logoyu beğendim. Harbi mi lan? Evet. Yani ya 1976 ya 2014 diyorum ben yani. Ortası yok. Ha. Ortası çöp. Felsefi bir görüşle bir işe başlamışlar gibi. Yani adamın düşünce yapısındaki farklılığı yansıtan bir logo. Yani böyle bir şey, bir oyun kartı gibi görünüyor gözüne. Ama zaten son yıllarda amaçladıkları şey de basitlik üzerinde olduğu için. O yüzden bu elma uyuyor yani. Elma çok logo uyuyor. Logonun renkleri de çok uyuyor. Abi ama devam ediyoruz. Adidas. Puma'nın kardeşi. Bu son logosu. Adidas'la ilgili hemen şöyle bir bilgi vereyim. Bu en son logosu mu? Evet. Çok kötü ya. Kötü mü? O üç tane... Artan çizgi daha güzeldi. Böyle mi olmuş? Şu an böyle mi? Evet. Uf abi, biz çok mu gerideyiz? Yo. Böyle değil abi. Daha bence geçen bahaneye gittim ya. Adidas'ın durumu birazcık ilginç. Çünkü şöyle ki, aktif olarak kullandıkları 4 tane falan logo var şu anda. Hata. Anladın mı? Çok en son çıkarttıkları hata logo da bu. Bunun içinde diğer logoları da aktif olarak kullanıyorlar. Burada Nike logosu yaptırılırken tek brief şeymiş. Adidas'a benzemesin. Başka hiçbir şey söylememişler. Şey, aynen. Benzememiş gerçekten. Yani seviyorum ama Nike'ı tercih ediyorum galiba. Nike'ın logosunu daha çok seviyorum. Ya tercih ediyorum derken logo olarak bence daha iyi. Üç şerit bana hep şeyleri çağrıştırdığı için. Hani yeşil eşofmanlı Apache'leri çağrıştırdığı için Adidas markası benim için mesela şey oldu. Hani o üç çizgi benim hiçbir zaman hoşuma gitmedi yani. Bu logonun nesi yaratıcı? Oğlum, üç çizgi. Kusura bakmayın, bu firmalar bu logolara çok abi, paralar veriyor ama... 1 milyon dolar. Hayır, 2 milyon dolar. Hayır, 3 milyon dolar veriyorum. Hepimizin bildiği logosu... Bence bu çok güzel bir logo abi. Çok klasik ve bence güzel bir logo. Peki efendim, Adidas'taki bu logo... Adidas. Adidas'taki bu logo nereden geliyor? Onu hemen söyleyeceğim evet sana. Evet. Sanki bana soruyormuşsun gibi hissediyorum. Hayır, yok. 1940'larda Carhu Sports adlı Finlandiyalı şirket... Üç şeritte süslenmiş ayakkabılar üretmişler. Adolf Dassler, ki kendisi Adidas'ın kurucusu, tasarımı o kadar çok beğeniyor ki satın almaya karar veriyor. Carhu Sports 2. Dünya Savaşı nedeniyle mali sorunlar yaşarken sahibi sonunda markayı
1600 euro değerindeki iki şişe viskiye Adolf Dessler'e satmış abi. Yapma ya. İki şişe viski, üç şerit. Adolf Dessler... İki viski nasıl aldı ya? Böyle bir şey olamaz. İki tane viski bak. Gelen hale bak yani. Bırak üç viski vereyim tepki koyayım. Yani. İki viskiye mi? Evet. İki kumar viskiye. Masasında mı kaybetmiş? Ne yapmış? Ne saçma şey. Açlar aç. Mali kriz var ya. İki viski, iki viski istemiş. Başka bir şey istemiş yani. Hemen şöyle bir değişime de bir bakalım. Aa şu çiçek de çok güzeldi bu arada. Evet. Hala kullanılıyor bazı şeylerde. En son 2005'teki değiştirdiği logo modern. Modern evet. Gözüküyor. Sade yani. Sade ve modern gözüküyor. Ama 1991'deki bence en ikonik ve en nostaljik hissettiren logo. Ya da 2005 diyorum. Aa 2002'dekini hiç hatırlamıyorum ya. Benim hiç görmediğim bir şey ama sonuncusu çok güzel olmuş. Evet. Ya da ya artık böyle basit şeyleri görmek istiyor gözümüz. Yani font aynı, renkler aynı, üç çizgi sabit, yanına koymuş, yanına da ismi koymuş. O yüzden çok bir değişiklik yok. 2002'yi hiç beğenmedim. Çok kötü. Ya bize de söyleyin hangi ikisi ya? Çiçekli olan. 71 ve 2001'deki. Çok kötü bence. Abi niye? Bence çok güzel. Ben o çiçek ne biliyor musun? Renkli çıkarmaya başladılar ya o dönem eşofmanları falan. Hmm. Apache ya. Net Apache. Logo konusunda çok başarılı değillermiş ya. Yani şu mesela ben şeyi seviyorum abi. Üç yaprak. Oha bu 2005 mi? En sonuncusu. Ha. Niye hiç görmedik? Abi belki şeydir ya. Biz hep eski sezonları dayayıp duruyorlar demek ki yıllardır. Biz de 71'dekini hep onu görüyorum ben ya. Geldik Google'a. Çok iyi. Çok iyi mi? Çok seviyorum Google'ı. Alkış. Google'ı gerçekten çok seviyorum ben. Pazarlamacıya ihtiyacınız varsa... Ya dur. Google logosunu sadece böyle logo olan yerlerde değil de bütün markasıyla bağdaştırıyor. Bütün binaları, tasarımları, içerideki dekorasyonları falan hep logosuna uyumlu oluyor. O çok güzel ofis, oluyor ya. Falan. Evet. Gerçekten o öyle. Çok güzel bir şey. Bir önceki logosu mesela... Bu şekilde. Bundan daha iyi ya. Bu çok keskin hatlara sahipti. Yok. Ha, bu gerekli bir değişimmiş gerçekten. Evet, renklerin de biraz daha pastelleşmiş, pastel softlaşmış daha evet. Güzel olmuş. Bak şöyle. Evet, çok daha modern. Daha keskinmiş yani öncesinde. Google adı nereden geliyor Yasemin? Şimdi dur, hayır sana sormuyorum. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Her bunu dediğinde bir geriliyor kız ya. Yok. Ya bana böyle bir soru geldiğinde bilmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Evet, evet. Google'un ismi nereden geliyor mesela? Biliyor musun? Araştırdın mı? Gözlüğe benzediği için mi? Google gözlükten geliyor. Hatta burada da gözlük gibi görünüyor. Diğerine çok görünmüyor artık. Kaybetmiş biraz onu ama. Go. Go find it. Go Google. Aslında bu isim Google'dan geliyor. Evet. Google'dan geliyor. Şöyle ki, bu Google Google değil abi. G-O-O-G-O-L diye bir kelime var. Gogole. Lan sonunda E yok. Gogol. He? Gogol Bordello. Adı Gogol'dan geliyor abi. 1 ve 100 adet sıfırdan oluşan sayıya verilen isimmiş. Yani 1-0-0-0-100 tane sıfır geliyor birden sonra. Ha. Aa. Buna verilen isim Google. Her şey var gibi içinde yani. O sıfırdan aynen, o sayıya kadar. Aynen, o kadar sonuç. Evet. Aynen. Çok iyi. Oha. Ne kadar zekiler yani. Nereden adam... biliyorlar bunu? Evet, bu kadar büyüyeceğini nereden biliyorlar yani? Daha ne zaman çıkmışlar oğlum? Google'ın değişimi de bu şekilde. Ben ne yaptım Google ya 1997'de? 97'deki çok kötüymüş. Ama o dönem bilgisayarın şeyi tasarımı ona elverişliymiş herhalde değil mi? Evet. Ne? 77 ne oğlum? Çok kötü. 97. 97 işte. Yuh. Böyle Word'de evet, projelerimize evet. Şey hazır template'li şey yazardık ya Allah'ım ya. Evet. Okunmuyor bile. Ünlem de garip. Ne alaka? Evet bir ara bir burcu olun demişler böyle. Bir yıl sonra demişler ki böyle olmayacak değiştirilin tepesi. Bak hep ama renkler soluyor farkında mısın? Hep markalar Burger King de böyle. Daha soluk pastel renkler kullanıyor. İlki bildiğin Word'den yapmışlar evet, gerçekten. Piçir artık. Hani Word'den yapıp bir de Word'ün orijinal çıkarttığı... Çıktığı da bozmaya çalışmış. O'yu yamultmuşlar falan yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Bak hiç alışık olmadığınız için o çok şu an garip geliyor. Yeşil olması G'nin. Logo'ya artık o kadar alışık. Peki sondaki ünlem? 98'de. Google. Hani. G'nin mesela üstündeki çentik falan filan gitmesi bana daha bir hoşluk veriyor. Bak burada da aynı şey. Mümkün olabildiğince basit bir şey yani. Nedense Burger King'de de işte böyle bir sadeleşme var logolarda. Yani en başından beri özellikle renk olarak, fikir olarak gayet iyi ve değişimi de başarılı.
Devam ediyoruz efendim. Volkswagen. Das Auto. Volkswagen. Hem V hem W var. Ya sen var ya gerçekten genius'sun ya. Helal olsun sana. Volkswagen'in yeni logosu arkadaşlar bu. Böyle değil miydi zaten? Böyleydi. Değildi. Güzel logosu ya bence. Ve ilginçtir abi, kelime anlamı olarak da Almanca'da Volkswagen insanlar için araba demekmiş. Halk vagonu, halk arabası gibi bir anlam gibi var. Gibi anlam var, aynen yani. Öyle. İsminde geçer. Ne kadar insanlar için zor araba. Bir isim. İnsanlar için araba yani çok zor. İsminde geçen tam bir Alman netliği bu arada. Değil mi? Çok net. Araba yani. Araba. İnsan için araba yaptık. Sağ insan için araba yani. Aşırı net. V ve W harflerinin üst üste yazılması ile ortaya çıkan bir logo imiş. İlk logosuna bakalım. İlk logosu... Radyoaktif atık. Abi çok kötü. Bu ne biliyor musun? Motor. Hmm. Helikopter pervanesi. Sen şaka yapıyorsun. Evet. Bu Hitler'den esinlenilmiş. Gerçekten tam o dönem öyle. Ama yani. Bu abi Volkswagen 1940'lı yıllarda Almanya'da ortaya çıkıyor ve aslına baktığında Nazi sembolünden esinlenerek yapılmış bir logoymuş. Abi yıllar içindeki değişim de bu şekilde bayağı evrim geçirmiş aslında. İkincisinde makinayı ve kokusu aldım resmen, burnum o geldi evet. Yani. Mesela 2012 rezalet, 2000 rezalet, bunlar çok... Onlar en çok bildiğimiz bu arada. Evet ve bence hiç güzel değil böyle gölgelendirmeli falan. Bu sonuncu çok güzel. 2019 çok güzel. Bence ama çok daha güzel bir şey yapılabilirmiş ya. Yukarıdaki o şurası, yuvarlak olan kısım çok ince kalmış, cılız bir logo olmuş. 2020'deki değil de 2000 ile 2012 arasındaki en güzeli bence. Ya sonuçta araba satıyorsun anladın mı? Bu kadar basitleşmemeli bence logosu. Hani ha, birazcık komplikeden ziyade birazcık bir şey hissiyatı arındırmalı üstünde. Aynen yani böyle araba veriyorum ben sana. Arabayım ben. Evet. Hani böyle alttaki logoyu böyle bir çocuk çizmiş gibi. O kadar hani mesela Google internet anladın mı? Erişilebilirlik vesaire. O yüzden kolay olması, basic olması mantıklı. Bence en güzeli 1945'teki olan. Hayır be, o da bisküvi markası gibi. Eti burşak yani ama ya. Onu diyecektim. Ya logo dönemi ne kadar çok yansıtıyor ya. İkinci logo da bayağı şeyle sanki böyle bir çarkın içinde gibi. Sanayi evet, dönemi falan. Evet. Abi Starbucks. Türk malı yazıyor altında, doğru değil. Salak. Oğlum ya kamera yamuk mu duruyor? Abi oraya şey koyuyoruz ya görüntü. Salak bakma bakma. Sen yanına görüntü koyuyoruz ya burada gördüğün görüntüleri. Ne görüntüsü lan? Ya oğlum baktığın görüntüyü dinleyiciye gösteriyoruz ha, tamam, ya. Ha tamam pardon. Olaya bak ya, ilk defa buradaymışım. Sorum soruya bak. Kamerayı okudur ediyor. Bu logodaki figür Yunan mitolojisinde geçen Siren isimli deniz yaratıklarıymış. Normalde kahve tanrısı mı ne? Hayır bak çok ilginç. Gerçekten çok güzel deniz yaratıkları bunlar. Sirenler söyledikleri şarkılarıyla gemilerdeki mürettebatları baştan çıkartıyorlarmış. Ve onları kayalara doğru sürükleyerek çarpmalarına neden oluyorlarmış. Evet. Ve sonrasında onları yiyorlarmış. Aynen. Böyle kötü bir karakterin mesela bir logoda yer alması da enteresan. Enteresan işte. Logonun çok bir şey anlamı ifade etmediğini, sadece güzel gözükse yeter. Kötü bir figürü böyle kullanmaları da enteresan. Gülümsüyor ama işte, seni hipnotize ediyor anladın mı? Bizi oraya çekip kendine evet, bağlayıp sonra sen bütün yiyecek cüzdanımızı alıyorlar. Evet. Amaç aynen öyle. Böyle cüzdanımızı. Evet. Ne buna baktığında kahve olduğunu anlıyorsun. Evet. Ne ismi niye Starbucks? Hani kahveyle ne alaka? Logo ne alaka? Falan hani. Bir sürü hiç birbirine oturmayan şeyler, verdikleri hizmetle oturmuyor ama adamlar yaptı sonuçta, hepimizin algısında var şu anda. Evet. Ören Bayan'a benzemiyor mu? Kime? Ören Bayan. Ören Bayan logosu var ya. Tığ abi, çok öyle iyi değil mi? Gerçekten öyle ya. Şurada Starbucks yaz. Aynen. Bu da ilk logosu abi. Bu ne? Oha. Herhalde sirenlerin şeyi. Anneannesi. İlk logosu da arkadaşlar bu şekildeymiş. Logosu korkunç. Oha. Evet. Gerçek bir siren yani. Siren böyle olur. Gerçi sirenden güzel dedin. Göbeği ama falan var. Bu gerçekten iğrençmiş. Sarkmış. Siren ablayı biraz güzelleştirmişler yani. Evet, evet. Buradaki Siren abla biraz kilolu. Böyle eski işte mitoloji hikayelerinin anlatıldığı kitaplarda böyle arada çizimler olur evet, ya. Mürekkebin kaydığı şeyler olur, görseller. Ona benziyor bayağı. Burada ufak bir komple teorisi var. Bu logoyu ters çevirdiğimizde bir keçi kafası ortaya çıkıyormuş ve durun abi çevireceğim. Evet lan. Satanik bir sembolmuş. Hayda. Böyle şeye hiç inanmıyorum. Bakalım yani. Belki olabilir. Belli olmaz. Bak çevirdim. Evet keçi. Oha gözü falan var. Ha. Benziyor keçiye. Evet bir keçi var hakikaten. Vallahi var. Benziyor. Vallahi.
Şöyle bakınca, gözlerini kısınca ve uzaktan bakınca benziyor. Boynuzlarını tabii ki görebiliyorum. Keçi aslında şey yani, evet. Gözlerini falan da görebiliyorum. Hatta sol tarafta bak göz şeyi yapmışlar, çukur evet. yapmışlar falan yani. Hatta keçinin şeyi de olur, çene sakalı da olur, o da var, o da tacı. Aa. Gerçekten benziyor. Şu memeleri gözleri gibi evet, değil mi? Evet. Belki de bu kadar çirkin yapılması nedeni birazcık da bu da olabilir yani, bilemiyoruz. Abi yıllar içindeki değişimi bu şekildeymiş, yine daha sadeleştiğini görüyoruz. Ama bence geçti. Starbucks kafenin yazdığı logo daha hoş. İsmi yazmalı mı? Yazmalı. Algıya logoları oturduktan sonra Starbucks ismini logodan şey yazmayı bırakmışlar mesela. Bu güzel bir şey. Evet. Şey demek bu, ben güçlüyüm artık. Hani sadece logomla alınabiliyorum. O markada gerçekten güçlülüğü gösteriyor. Şimdi Amazon bu son logosu. Amazon evet A to Z anlamını taşıyan logosu. Ne demek A to Z? A'dan Z'ye her şey var bizde. Gülümseme var orada. Evet. Başka? Gülen surat. O ne demek? Çok mutlu bir firmayız. Hayır, müşterilerimiz her zaman bizden mutlu ayrılır. A'dan Z'ye her şeyi bulup yüzünüzü gülümsetecek ürünler Amazon'da. Oğlum o açıklamayı ben yapacaktım ya. Amazon. Etterim Amazon. Logoda iki farklı mesaj veriliyor efendim. Birincisi A harfinden Z harfine giden o, ki bu da A'dan Z'ye her şeyi bulabilirsiniz. Aynen öyle. Geliyormuş. İkincisi ise aynı okun gülen bir surat oluşturmuş. Söyledim mi? Ruh hastası. Hiçbirisini söylemedi kızım. Arkadaşlar Amazon'un ilk logosu da... Ne? Çok... Yok artık. Evet. Bu ya Hamidiye. Şey gibi ya, havuz markası gibi. Oha. Kitap sattıkları tabi dönemden bir logo bu. Şey lan bildiğin termal tesis logosu. Evet abi. Afyon'daki kaplıca logosu bu. Garip olmuş ama belki de o dönem insanlar için aa çok iyi logo oldu falan demişlerdir. Havuz dibi, penguen. Penguen nerede lan? Penguen bu işaret böyle şey, penguenin gagası, vücudu şey penguen gibi. Amazon nehri. Ortadaki. İmkanlar tabii o zaman bu kadar. Anladın mı? O nehirden işte. Ama nehir gibi de değil, havuz gibi daha çok. Ve yıllar içindeki değişim de arkadaşlar bu şekilde olmuş. Ha. 95'te Amazon nehri. 98'deki kötü. O. 3 tane 98 var. Yok şu, evet o haklısın. Sol altta olan. Sarı o, o evet olan. Sarı o olan kötü. Biz en iyisi bunu yazalım demişler belli ki. Yazdık ama böyle Times New Roman'la yazmayalım demişler. İkinci 98 orta bütçeli bir designer'ın işin içine katıldı. Evet. Üçüncüsünde Jeff Bezos'un bırakın ben yapacağım deyip hani kağıttan altını çizdiği. 2000'de de zaten artık logo yapmamız fark etmiyor. Ne olursa olsun dedikleri. Birazcık daha yalınlığa gitmiş, bence o güzel. Yani 1997'de ne yapmak istemişler onu çok anlamadım. Ama ondan sonra güzelleşmiş yani 98'in böyle sarı yuvarlığıyla şu an geldiği nokta güzel. Ama en güzeli günceli. Bu arada bence ilk fikir de güzel. İşte nehirden şey şekil yapma falan. Sadece estetik olarak tartışılır kaba buradaki mevzu. Evet kaba. Evet. Ama fikir güzel yani. Amazon 1 milyonuncu siparişini Jeff Bezos kendi teslim etmiş elden. Şimdi adamların 2 saatte yaptığı, teslim ettiği paket sayısı 1 milyonmuş. Nereden nereye? Nereden nereye? Nereden nereye? Arkadaşlar. Ne? Geldik bir şeye. Bir şey geliyor. Bekliyorum ben onu. Diyelim ki sen bir markasın. Tamam mı? Dallet iki tane markam bu. İtalyan markası. Kendi karakter olarak markası anladın mı? Evet. Seni yansıtacak ama bir yandan da tüketicinin ilgisini çekecek bir logo hazırlamak istiyorum. Hazır mısın? Benim var zaten. Ne var abi logo? Benim logom var oğlum. Seni yansıtan bir logo mu? Az çok. Faber-Castell kalemlerimizi... Hayda baya. Bir getirelim. Şöyle. Abi ben ama çizemem ki çok kötüdür benim çizmem. Ne kadar vaktim var hocam? Hocam istediğiniz kadar vaktim var, hiç sıkıntımız yok. Akşam 9'da çıktı. 3 farklı alternatif yapacağım, 3-4 farklı alternatif tamam, yapacağım. Tamam, okey. Tamam. Oo ama bu hocam, bu o grafik hocam. Tasarımcı ya. Yok merak etme, hiç rekabet yok yani. Şu an çok saçma sapan bir şey yapacağım yani. Doğadan gelen ve doğaya gidecek olan bütünlüğüm ve varlığımın resmine ithafen gerçekliğimin sembolü olarak bir sonsuzluk işareti çizelim. Harika. Güneş gibi parladı Dalek İddiali üzerimize. Bu bir mesela.
Bu ne abi? Şu an böyle bir şey. Yani geçti onu, geçti bunu. Çok çok evet, beğendim. Çok bayağı çok sert oldu. Ne yapıyorsun abi? Şakayı boyuyorum. Hangi renk yaptın Murat? Önünü kırmızı yap. Kırmızı mı? Diğeri. O. Kahverengi. Ya yazmasan öyle. Bu. Yeşil. Tam yeşil yeşil. Bir şey söyleyeceğim. Dur, biraz dur. Koyu. Sen kahverengiye boyadığını zannedip aslında yeşille mi boyadın şu anda? Ya tamam işte yeşil abi ya. Psikolojiyle alakalı bir şeyler yapmak istedim. Çünkü mesleğim bu. Onu ön planda tutarak ilk önce bir psikoloji sembolünü kullanmak istedim. Hadi bir de dudak çizelim. Ah ah, ben çiziyor olsam o burnu çizerken şey biterdi kalemin ucu yani. Yine iyisin. Abartma be. Bitti. Bitti mi? Hı-hı. Göster bakayım. Şimdi ben güneş enerjisiyle çalışıyorum. Üstündeki insan mı? Evet, pembe saçlı ben. Tamam. Şapka, çünkü şapka takmayı çok seviyorum ve herkes beni şapkayla tanıtı, şapkayla tanıyor. Üzerinde yazan üçgen şeklindeki B de benim zaten her yerde kullandığım logom. Ben zaten demiştim yani yansıtan logoları seviyorum. Aralarından en beğendiğim şu oldu. Nedir abi, onu bize bir anlatır mısın mesela? O ne bileyim böyle bir nevi el yazısıyla ismimi yazmaya çalıştım yani. Bence yüz yapısı falan benzedi yani. Bir minik. Evet. Hiç çiziyor musun evde kendini? Yok, kendi ben eskiden evde resim yapıyordum ama. Ben plastik sanatlar okudum falan. Orada birazcık yapıyorduk. Güzel oldu. Dersen ters de kullanabilirsin. Öyle öyle de oluyor. Oo, hatta istiyorsan şu an çok yan oldu da kullanabilirsin. Bak, yan çevre. Her açıdan çalışan yapıyor ya. Her açıdan mı Can Karakol? Gözlük sağ tarafta durmasının bir anlamı var mı? Yamuk mu çizdin yoksa? Yamuk çizdim. Sağa bakma hani, sağ taraf her zaman daha iyi. Şimdi mis gibi. Bu seni mi şey yapıyor, sen evet yani? Hmm. Kendi karakterimin içindeki o derinsellik. Bu. Evet. Hmm. Şimdi sonsuzluk işareti var. Ve ortasından geçen bir çizgi var. Bir çizgi var. Bu aslında sonsuzluk işareti olarak düşünmeyelim. Şu O, şu da B. Ha. Orhan Burak Erdinç, Erdinç olaraktan. Ya ben birazcık yeşili seviyorum artık. Böyle yaprak, bu deve ayağı, çiçeği yaprağı bu. Deve ayağını da çok severim. O yüzden bu benim. Diyorsun markamın logosu işte, deve ayağı. Sevdiğin renk sevdiğim çiçekle birleşti, ortaya ben mi çıktım diyorsun. Evet. Ellerine sağlık Orhancığım. Bu arada bu resimlerin hepsini, çizdiklerinizi biz Instagram'da paylaşıyor olacağız. Oradan detaylı olarak bakabilirler. Bu arada yorumlar kısmına da arkadaşlar en beğendiğiniz kişinin logosunu yazın. Ona da bakalım kim daha iyi çizmiş, onu da görmüş oluruz. Bir şey söyleyip kapatalım. Hoşçakalın. Bir şey de... Hayır, anladın mı espri yani? Bir şey söyleyip kapatalım yani. Bir şey demen lazımdı ki herkes gülsün o sırada, anladın mı? Bir daha yapalım. Bir şey söyleyip kapatalım.